Vallahi yorulduk. Gündem yordu bizi. Zaten hakikaten Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şey düşünme fırsatı da vermiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi 2023'e veda ederken 2024'te bizleri acaba neler bekliyor? Korkarak soracağız. Her senenin klasiğini bu senede atlamayalım istedik. Çok sevgili Zeynep Turan'la konuşacağız. Zeynep Turan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ececiğim. Nasılsınız? İyi vallahi, gayet iyi. Ama tabii insan iyi demeye de utanıyor böyle gelişmeler varken. Böyle bir laf olsun diye bir iyi diyoruz. İyi diyelim, iyi olalım diyoruz, geçiyoruz. Şimdi bugün daha konuşacağımız belli olduktan sonra Nur topu gibi bir kriz. İşte maç meselesi biliyorsundur. İşte Suudi Arabistan'da ne oldu? Pankartları sokuyor muyuz, sokamıyor muyuz? Maç oynanıyor mu, oynanmıyor mu? Böyle krizlerle boğuşacağımız bir seneye mi giriyoruz? Nasıl başlarsan öyle gidersin derler ya. Valla 2024 kendinden konuşturur. Bugünkü maçta diplomasi krizi devam eder. Maç iptal olur mu bilmem ama Galatasaray Fenerbahçe daha önce hiç göstermedikleri güç birliğini, birlik ve beraberliği fazlasıyla göstereceklerini ben öngörüyorum. Ama tabii burada tamamen kulüp başkanları tarafından yorumluyorum ve bugün doğan krizden yorumluyorum. Gökyüzü sevgili Ece enteresan bir döngüyle başlıyor. Biz Merkür Retrosu, hani o evin magazini var ya, Merkür Retrosu iletişimi bozuyor. Diplomasi krizlerini çıkarıyor. Büyütür de ta ki 4-5 Ocak'a kadar 2024'ün konuşuruz. Ama asıl mesele Plüton burç değiştirecek ve aslında bu jenerasyon gezegeni bize 2008'lerde mutlaka çok yakından bilirsin Amerika'daki emlak krizini dünyada farklı tuhaf denklemleri getirmişti. Türkiye 2008 ile 2016'nın girişini birleştirdiğinde oradan geçecek. Geçmişte aldığı bazı kararları revize edecek. Biraz böyle Mart'a kadar karışığız ama özellikle 25 Mart'tan tutulmadan sonra biraz böyle dünya karışacak. Dünyanın karışması Türkiye'yi biraz daha kendi içinde denklemlerini oturtacak. Böyle biraz daha yerimize oturacağız. Şu 4-5 yıllık karışıklığı biraz daha dengeleyebileceğiz. Yani 2024 yılının yarısı siyah, yarısı beyaz desem, yarısı seçimlerle dolu, yarısı gerginliklerle dolu desem ama en iyi bildiğim bir şey var ki 2023'ten daha hızlı geçeceğini iddia edebilirim. Ve küresel bazda birçok yapının zorlayacağını söylüyor. Aslında 2024'ün derdi iklim krizi, yani Paris İklim Anlaşması'yla, NATO'yla, Avrupa Birliği'yle gibi yapılarla çok uğraşacak. Dolayısıyla da aslında büyük başın büyük derdi olduğunu düşüneceğiz ve tabii ki dünyada erken seçimleri çok konuşacağız. Kendi kendine istifa eden parlamenterleri konuşacağız. Bozulan koalisyonları konuşacağız. Ve en önemlisi ise tabii 3. Dünya Savaşı'nın Akdeniz'e çıkıp çıkmayacağını ve tedarik zincirinin ne noktaya geleceğini konuşacağız. Eğer tabii dünyanın krizini biz 25 Mart'tan ta ki 26 Kasım'a kadar kendi arkamıza alabilirsek, Türkiye yorucu günlerden, zorlanıcı günleri arkasında bırakarak biraz daha belini doğrultarak geçer. Türkiye bence birçok kararı düzelteceğini düşünüyorum. Örneğin yaz saati, kış saati uygulamasını düzeltecek. Bazı yeni eskiden aldığı, düzeltemediği ya da yarım kalan bazı kararları 2024 yılında bolca gündeme getireceğini düşünüyorum ben. Tabii bunlar benim 2024 ile ilgili bol bol yazılarımdan, araştırmalarımdan yegane biri. Peki şimdi bizi dinleyenler ben ne olacağım diyordur diye tahmin ediyorum. Hatta biz konuşmaya başlamadan rejiden sorular başlamıştır sana. Şimdi, değil mi? Şimdi burçlar tabii, yani kimler aşktan yana şanslı, kimler kariyerden yana, işten yana şanslı, kimler paradan yana şanslı, neler söylersin? Yani öncelikle bir kere 2024 yılı hepimize farklı farklı seçimler yaptıracak ama 2024 yılının en hani böyle iddialısı, konuşulanı ve rakipsiz olacak dersek balık burcu olacak. Çünkü gezegenlerin en önemlisi, yani ikisi balık burcunda hareket edecek ve denizleri, suları, Akdeniz'i, balık burçlarının çıkışlarını, parasını, alacağı kararları bolca konuşacağız. Onlar biraz rakipsiz gidiyorlar. Uzun süredir rakipsiz gidiyorlar sanki balıklar. Ama şimdi astrolojide en sevdiğim şey, yıllardır hep de burada fark koymaya çalışırım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı balık burcu diye gidecek olursak, o Şubat'tan gelen Merkür Retrolu ve en önemlisi ise 1954'tü
doğumlu. Harita aslında biraz daha farklı. Onu sırf balık burcu diye yorumlamayalım. Ay burcu yay diye yorumlayalım. Onun biraz böyle yay burcunun verdiği şeyler de var. Hani ateşin verdiği bir anda böyle farklı bir şey söyleyip sonrasında yolda zaman zaman fikrini değiştirebiliyor. Haritasının ateş olanlar 2024 yılında bol bol fikir değiştirecek. Bununla ilgili şüphemiz yok derim. Ama tabii ki genel burçları kısaca anlatıyoruz ama hiç kimsenin aynı değil. Örneğin 2024 yılında biz ilk 3 ayda futbol kulüplerinin başkanlarının değişkenliğine ev sahipliği yapacağız. Çünkü neden? Bugün futbol kulüplerinin başkanlarının bir tanesi 67'li, bir tanesi 59'lu. Şimdi bunları sadece Koç burcu ya da Oğlak burcu diye sınırlarsak çok haksızlık olur. Yani astroloji aslında biraz parmak izi gibi ama bu kısıtlı zamanda şunu söyleyebilirim. Balık burçları rakipsiz olacak ve kararlarını revize edecek. Koç burçları inanılmaz akılcıl kararlar alacak. Ve en önemlisi maddi konularda sorunlarını çözecekler. Belki şehir değiştirecekler, belki iş değiştirecekler, belki sektör değiştirecekler. Ama iyi bildiğimiz bir şey var ki en akılcıl davrananı ve kendi krizlerini en iyi yöneteni olacak. Yengeç burçlar 2024 yılının kazananı olacak. Çünkü onlar zaten 2008'den bu yana çok yorulan, zorlanan, Plüton'dan çok çekmiş. Hatta evlenemeyen yengeçlere sevgili Ece buradan selam ederim. Bekarı bırakmaz. Yengeç bekarlar 2024 yılında hayat arkadaşlarıyla da tanışır diye de böyle imza atarım. Yıl sonu fikri takip yaparız. Evet, her zaman yaparsın onu biliyorum. Buradan hakkını teslim edeyim. Kesinlikle ben şey yapıyorum, hani diyorum ki bunu bilemedim, bunu bildim. Burada anlaşalım yapıyorum. Çünkü astroloji hep bir araştırma, üstüne koyma işidir. Aslan burçları yılın en mutlusu olacak. Özellikle de eğer evlilik, eş, aile konularını yeniden düzenleyebilirse, yani 26 Şubat'la 30 Mart arasındaki çıkacak sorunları yönetebilirse 2024 yılında kesinlikle mutlu bitirecekler. Çünkü 2024 yılında 7. evlerinde bolca gezegen hareket ediyor olacak. Özellikle de bu Ocak ayında başlayacak. Sadece küçük bir şey söyleyebilirim. Aslan burcu olup da senin ekranlarına misafir olan herkese şunu söyleyeyim. Eğer sorunlu bir ortaklığınız varsa, problemli bir gelir durumunuz ve bir türlü çözemiyorsanız bunu idare edemeyeceksiniz artık. Yol değişiyor, makas atıyor hayat size ve dolayısıyla siz bu değişikliğe girin ve 26 Mart'tan sonra hikayeniz komple değişeceğini siz de görün. Hiçbir şeyi, aslında şunu söylüyorum, 2024 yılından büyük olan şey korkmamaktır. Korkmayın, yolumuza devam edelim diyorum. Ve o en mutlusu yaptık aslan burçların. Oğlak burçları en toparlananı. Türkiye'nin 7. evidir. 2008'den bu yana Türkiye hangi kararları imza attıysa bunları revize edecektir. Her ne kadar biz Türkiye'yi söylesek de akrep burcu aslında 7. ev bizi ilgilendirir. Mesela bugünkü yaşanan kriz aslında Türkiye'nin 7. eviyle ilgilidir. Ve Plüton'un 29 derecelerde hareket etmesi aslında baktığınızda 2008'den bu yana koyamadığımız tavrımızı ya da yaşadığımız birçok şeyi çok daha düzenleyerek yürüyeceğimizi anlatıyor. 2024 yılı biraz daha dediğim gibi toparlanma yılı olacak ve oğlaklar da kendi hayatlarını toparlayacaklar. Oğlaklar için en iddialı vereceğim tarih ise kesinlikle 2 Haziran'la 2 Temmuz arası olacak. Buralarda burcunuzda arka arkaya dolunay yaşanacak sevgili oğlaklar. Bu tarihlerde sağlığınızın geri bildirimlerine dikkat edin. Sakın ihmal etmeyin der. Başak burçları 2024 yılının dinleneni olacak. Kimseyi toparlamayacak. Dolayısıyla kabinede de değişiklikler orada olabilir. Çünkü birçok kabinede 60 kuşağı var ve dolayısıyla oradan başaklar geliyor. Başaklar yorulmayacaklar. Eğer bir hukuksal konusu varsa sevgili başak burçlarının, başak burçları bu hukuksal konuları 2024'ün ikinci yarısına itibaren çözülmeye başlayacaklar. Fırtınaları geride bırakıyor başaklar. Artık böyle hizmet etmek, toparlamak, sırtındaki yüklerden 2024 yılı itibariyle biraz daha uzaklaşıyorlar. Sadece sana da geçmiş olsun Zeynep. Evet, kesinlikle. 9 Eylül 26 Kasım tarihleri arasında biraz dikkat etmelerini tavsiye edebilirim. Bunu da birazcık ortaklı iş yapıyorlarsa veya bir takım projeleri varsa ya da kamuda çalışıyorlarsa, eğer Başak burcuysanız 9 Eylül 26 Kasım tarihleri arasında lütfen biraz dikkatli olun dedik ve terazi burçlarının 2024 yılında parlıyor dedik. Ve Türkiye'nin haritasında da çok terazi vardır. Dolayısıyla müzik saati değişebilir. Yaz saat uygulaması, kış saat uygulaması tekrar revize görebilir. Aslında burada arada Türkiye'nin de haritasını anlatıyorum farkındaysan. Evet, bir taş iki kuş aynı.
Evet, sevgili terazi burçları, ünlülerimiz çok konuşulabilir. Eğlence sektöründe biraz dengeler yeniden gündeme gelebilir. Terazi burcu 2024 yılının en parlayan olacak ve dolayısıyla ışık saçacak. Putin konuşulacak, o da bir terazi burcudur. Dolayısıyla diplomasi masasının kurulmasına artık izin verecek. Rusya'nın sınırlarının artık 2024 yılında değiştiğini resmiyet kazanacak. Ve akrep burçları, Türkiye'nin öz burcu, yüzü gülecek. Biz sadece bu kadar güzel bir laf söylemem bile bence bizi mesut edebilir. Bugün bizim yumuşak karnımız olan değerler neyse bunların hiçbirini hırpalayamayacaklar. Öyle bir dünyaya gidiyoruz ki sevgili Ece 2024 yılında. Dünya biraz karmaşık bir hal alacak. Ve dolayısıyla da biz kendi içimizde herhangi bir yumuşak karnımızı ya da milli değerlerimizi ya da herhangi bir zaafımızı artık masaya yatırtıp birbirimizi hırpalamayacağız. Çünkü 2024 kaynarken Türkiye biraz daha gözlemlemeyi seçecek ve akrep burçlarının yüzü gülecek. Özellikle ailede sağlık konularından çok çeken akrepler varsa, ben yoruldum yetişmeye çalışıyorum diyen akrepler varsa onların yeni yılını kutluyorum. Yüzünüzün güleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Sadece 2024'ün 1 Aralık'ından sonrasında dikkat edin, çünkü orada biraz yeni sizin yönetici gezegeniniz geri gidiyor. Biraz işler yılın sonunda hafif karışabilir ama o da Amerika'nın seçimine yansır. Hadi oradan gene kurtardık dedikten sonra ve yay burçları. 2024'te birine güvenmemiz gerekiyor. O da yay burcu olacak. Yay burçları güven toplayacaklar. Her ne kadar şu ara ekran başındaki tüm yay burçları canım sıkkın. Şimdi bak bu Mars burcu son derecelerinde geziniyor. Beni çok yordu. Kime emek versem elimde kaldı diyen tüm yay burçlarına buradan selam ederim. 2024 yılında söylediğinize herkes gelecek. Özellikle ev alma, kredi, borç, ödeme konularında ya da alım satım, miraslı konularınız varsa bunları yılın ikinci yarısına itibaren çözebilecek ve biraz daha kendi köşenizde rahat edeceksiniz, nefes alacaksınız. Başkaları ne düşündüğüne değil, kendi düşüncelerinize odaklanacaksınız der. Ve 2024 yılının herhalde anlatmadığım burcu var mı diyecek olursan, sanırım boğa ve ikizler kaldı. 2024 yılında en çok para kazanan boğa burcu olacak. 8 Mayıs'ta 16 Kasım tarihleri arasında bekar boğaları bırakmıyoruz. Ama kendi işini yapan boğa burçlarına 8 Mayıs 16 Kasım arası lütfen dikkat edin diyoruz. Ve en sevileni, Türkiye'nin de ay burcu ikizlerdir. Böyle tatlı konuşacağız, birbirimizi mutlu etmeye çalışacağız. Biraz daha humanist bir yapıya bürüneceğiz. Çünkü gezegenler kovaya geçtiği için ikizler burcu da yılın en sevileni olacak. 26 Mayıs'ta 3 Haziran arasında lütfen ikizler burçlarına diyoruz ki birazcık dikkat edin o tarihlere. O tarihlerde eğer çocukluysanız çocuklarınızın eğitim durumu, okulu, alışkanlıkları, huyları, bir takım mücadelelere girebilirsiniz diyorum. Sanırım hiçbir burcu atlamadım. Kova. Anlattım. Kova, evet. Şimdi 2024'ün bir adı varsa kova teması. Gezegenler kovaya 16 Ocak'ta taşınıyor. Dünya belki orada kaynayabilir. Ve kova burcudaki humanistlik, yapıcılık ve analitik zeka hepimize bulaşacak. 16 Ocak'tan sonra hepimiz hızlı düşüneceğiz ve Kova burcu 2024 yılının en şahlanan burçlar arasına gelecek. Kova burcu erkekleri çapkınlığıyla konuşulur ama 2024'te Kova burcu erkekleri evlendiririz. Kova burcu kadınları kesinlikle 2024 yılında sonuna doğru iş kurar der. Aslında biz 16 Ocak'tan sonra Kova kafasına, Kova huyuna, Kova'nın teknoloji haline taşınırız diyorum. Zeynep Turan, çok teşekkürler ve bir başak olarak iyi dinlenmeler diyeyim o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Çok güzel geçsin 2024'ünüz. Korkuya kapılmayın derim ve dolayısıyla dünya değişiyor. Değişime açık olun. Değişmekten korkmayın ve kesinlikle hata yapma hakkımız var. Bunu da unutmayın.